Şimdi Kıbrıs Gazisi Mahmut abiyle beraberiz. Aynı zamanda aşçı emeklisi. Bir kısaca kendini bir tanıtır mısın Mahmut abi? Oğlum ben gel Sarıkatlar köyünden Kıbrıs Gazisi Mahmut Bozkurt. Acemi birliğim Amak Muhabire Okulu'ndaydı. Amak Muhabire Okulu'ndan Erzurum'a gittim. Erzurum'da da 5 ay kaldım. Mutfakta aşçıydım. Oradan da üsteğmen çağırdı. Bolluydu kendisi. Mahmut Bozkurt'a git illa oradan Belük'ten alın dediler, demişler. O da bizi Belük'ten aldı. Sizler dedi bu akşam dedi ayrı ayrı yatacaksınız. 10 kişi Belük'ten ayırdılar. Ondan sonra 10 kişi bir sıra vardı yattık biz. Ondan sonra nöbetçi çavuşu çağırdı. Kalktık. Siz dediler sabahleyin Erzurum'un Süsarmanlara gideceğiz. Orada otobüsler hazır. Siz dediler İskenderun'a gideceğiz dediler bize o zaman. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani biz İskenderun'dan aktarma yapılacak tabii. İskenderun'a gideceğiz. İskenderun'a gideceğiz. Orada dedi askerliğiniz bitecekleri. Oraya otobüse bindik. 45 kişi 45 kişi ayırdılar. Orada o zaman bizim zamanımızda Orgen Sevil Sancar vardı. Geldi Ankara'dan geldi konuşma yaptı. Sizlerin dedi askerliğiniz dedi İskenderun'a bitecek dedi. O da bilir de biz yani söylemedi. Ondan sonra İskenderun'a vardık. Siz dediler hiç kimse arabadan inmesin. Siz de direkt Mersin'e gideceğiz. Mersin'de kalacaksınız dediler orada da. Yani biz orada otobüslerden indik. Bir baktık ki orada her taraf daha bizden evvelkini her şeyi gördük orada. Yani kimisinin kolu kopmuş, kimisinin gözü çıkmış etmiş, parçalanmış, şey yapmış. Ondan sonra iki kişi, her iki kişi dediler bize çadır kuracak. Bu akşam burada kalacağız. Kalacağız ama bir akşam dediler ya biz orada 15 gün kaldık. Hemen Almut'la. 16. günü bir emir geldi çadırları kaldırın. Ne yapacağız? Biz dedi gidiyoruz gayri. Kıbrıs'a gidiyoruz. Orada açıklandı. Ertuğrul Koca gemi vardı. Ona bizim şansımız ona bindi. Çıktı. Ondan sonra o Koca bir gemiye bindim ben. Ondan sonra üçüncü katlıydım ben. Ondan sonra vardık oraya. Vardık sen söyle. Girne'ye vardık. Girne'de de her taraf yanmış, yıkılmış. Her taraf orada zaten belli oldu. Kimisinin aynı kolu kopmuş, şey yapmış. Hayvanlar hep dışarıda geziyor. Domuz, onlar o zaman domuz falan yiyorlarmış bilmem ne. Onlar orada her şeyi gördük. Ondan sonra da yaptıktan sonra dediler siz de Belüklere gene ayıracağız. Ondan sonra okul vardı Rumların okulu varmış. Biz de üçüncü katı Rumların okuluna yerleştirdiler. Ondan sonra orada portakal ağaçlarında nöbet çıkıyor, nöbet tutuyoruz. Nöbetin gelen nöbete gidiyor, iş olan işine gidiyor. Öyle devam ettik yani. Askerliğimiz orada 21 ay 20 gün askerlik yaptık, bitirdik. Nasip oldu, gazi olduk. Gazilik nasıl oldu? Yaralanma oldu Yaralandım herhalde 30 gün senin değil üstü mi? muhabere taburunda yaralandım ya şu 5 parmak talarında. Beş Roporluk parmakta. da orada. Evet. Roporla burada çıktı. Fabrikada da çalışıyordum ben. Ondan sonra bizim muhasebeci dedi ki sana bir hayırlı haberim var dedi. Tezgahta çalışıyorum. Dedim de bana yemek ısmarlayacağım mı? Ismarlayacağım dedi. Ne istersen yaparım. Tamam. Dedi Kıbrıs Barış Hareketi'ne katılanları dedi 139 lira maaş bağlanacak dedi 3 ayda. Gazetede yazıyormuş. Ben hiç gazete bile okumadım dedi. Öyle dedi. Hadi hayırlı olsun dedi. Yemiye dedi ısmarlarsın sonra dedi. Ben de şaka olarak söyledim de ele kaldı maaşa bağlandı. 91 senesinden bu yana alıyorum. Emeklilik Öyle. ne zaman oldu? Emekli 2000 yılında emekli oldum. İpra Gazı Fabrikası'nda. İpragaz'dan, Evet. aşçılıktan. Açılıktan. Gülten abla sen ne söyleyeceksin? Siz ne zaman Hem evli evlendiniz? değildik. Evli Uzaktan değildiniz. gelince evlendik. Bekar olarak. Bekar olarak gitti. Köyçündeyiz aynı köyde. Bekliyorduk. Tanıyorsunuz zaten birbirini. Tanıyordum. Tabii. Yani evli olmadığımız için çok şey yapmıyor. Bilmiyorsun tabii. Bilmiyor. Ama annesi boyuna radyo bir şey vardı o zaman. Radyoları beklerdi, haber beklerdi, mektup beklerdi. Askerde. Askerde. Annesi Allah'ım. komşumuz. 21 ay yapmış. Komşumuz annesi. Yani televizyon, radyodan telefon yok, televizyon yok o zaman
radyeden haber beklerdi. Telefon şey bekle, mektup beklerdi. Ondan sonra gelince işte nişan yaptık, düğün oldu. Allah razı olsun. Sağ olasın.